tümörleridir. Yumurtalıklarla hiçbir alakası yoktur. Sadece rahimin kendi iç, orta, dış duvarında meydana gelen et beni gibi, yabancı doku gibi üreyen, büyüyen iyi huylu kitlelerdir. Çok nadiren sarkom dediğimiz rahim tümörleriyle, kötü huylu tümörlerle bir arada olur. Çoğunlukla şimdiye kadar da kansere çevrilmiş olan hiçbir miyom işitmedim. Kitabi bilgi olarak nadir de olsa kansere dönüşebileceği eğitimlerimizde yazar. Miyomlar kadınlarda çeşitli büyüklükte olur. Bazen 1-2 santimden başlar, bazen bir futbol topu büyüklüğüne kadar ulaşır. Bazen bir tane olur, bazen 10 tane, 15 tane miyomlar olabilir. Tıpkı safra tesisi taşları gibi, bazen tek bir taş olabildiği gibi, bazen 50-60 tane taş çıkarıldığını işitiyoruz safra kesisi ameliyatlarında. Miyomlar kadınlarda ağırlıklı olarak kasık ağrısı yapar, kanama bozukluğu yapar, cinsel ilişkide ağrı yapar. İdrar kesesine baskı yaptığı zaman sık sık idrara çıkma belirtilerine yol açar. Kabızlığa yol açabilir. Çok fazla şişkinlik yapar, karında şişkinlik yapar. Miyomlar soğuğu hiç sevmezler. Kış aylarında büyürler, ağrı yaparlar. Kaplıca ya da çok sıcaklarda da kanamaya yol açabilirler. Miyomlarla takipte ameliyat mı, ilaç tedavisi mi, hormonal spiral mi, rahimi tümden almak mı, yoksa miyomu çıkarmak mı? Bunların hepsi bireysel tıp danışmanlığına girer. Yani ülkemizin pek çok yerinden, hatta yurt dışından bana miyom ameliyatlarıyla ilgili kararsız kalmış olan hastalar başvurur. Miyomların bulunduğu yer son derece önemlidir. Bazı miyomlar rahimin dış duvarında karın içine doğru büyüdüğü için çok fazla belirti vermez. Ama rahimin iç duvarında büyüyen sübmüköz miyom dediğimiz miyomlarda ise 3-4 santimde bile sürekli vajinal kanamaya yol açtığı için mutlaka cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir. Bazen de vajine doğmuş miyomlar olur. Bunlar da rahimin iç kısmından vajine doğru sarkmış olan ve cinsel ilişkiyle birlikte sık sık kanama yapan miyomlardır. Jinekolojik muayene yapmadan asla vajine doğmuş miyomları da göremeyebiliriz. Sadece ultrasonda şüphelenebiliriz. Ancak mutlaka bize başvuran kadınlarımızda jinekolojik muayene, jinekolojik ultrason, elle manuel muayenelerini yaparak rotamızı hastamıza geleceğe yönelik en uygun olan yöntem hangisi ise seçerek, anlatarak rotamızı belirleriz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.